Evet arkadaşlar, hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte Microsoft Flight Simulator'de F16 ile beraber Türkiye'ye yeni gelen köprüleri, Türk haritasına gelen yeni köprüleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Microsoft Flight Simulator'de Türkiye'ye ait herhangi bir köprü bulunmuyordu arkadaşlar. Gerek yeni köprüler olsun, Çanakkale Köprüsü gibi birçok köprü bulunmuyordu. Fakat simülasyon Türkiye Seyitli Simulations, yanlış bilmiyorsam, bunların yaptığı işbirliğiyle oyuna yeni Türk köprüleri eklendi. Şimdi isterseniz videoya geçelim. İlk olarak Çanakkale Havalimanı'ndayız. Çanakkale Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştireceğiz. Doğrudan köprüye gidip ziyaret, hemen ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp yeni 3 tane köprümüzü, hatta şu an var olan 3 köprümüzü ziyaret edeceğiz. Ondan sonra İstanbul Yeni Havalimanı'na da iniş yapacağız Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp. Şimdi o zaman gücü vererek işe başlıyorum arkadaşlar. Evet. CC Designs'ın F-16'sını kullanıyoruz arkadaşlar. CC Designs F-16 olarak kullanıyoruz. Sol Türk kablaması ile beraber. Şu an gerçek zamanlı hava açık. Çanakkale'de yağmur var arkadaşlar. Evet, kalkışımızı yaptık. Sol Türk kablaması gerçekten de güzel olmuş bir yandan. Çok hoşuma gitti. Çanakkale'den kalktık. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle doğrudan gideceğiz Çanakkale'den. Burada uçarken şundan dikkatini de çekeyim arkadaşlar. Biz burada uçarken hani havalimanının iki şeklinde göstereceğim. Hem gündüz hem gece halini göstereceğim. Su üstünde geçelim. Su üstünden geçiş yapabiliriz havalimanına doğru. Bu arada bu uçakların gibi türlü türlü bir sürü uçan inceleme videoları da kanala girecek arkadaşlar. Aynı şekilde PMDG serisine de devam edeceğiz. Toldender gazladık, sonra FMC'ye kadar birçok videoyu şu an hazırlıyorum. Bunlar da zamanla kanala girecek. Evet, şu an Çanakkale 1915 köprüsü karşımızda arkadaşlar. Bizimle beraber görüyorsunuz. Tabi biraz yakınına geçeceğim. Şu Tom Cruise güncellemesinden şunu gelen şu kanattaki dumanlar falan vesaire tam olmuş yani. Şu an biraz da savaş uçağı sürdüğüne dair bir keyif veriyordu. Önceden yoktu yani. Resim olarak geçirmişti seyirciydi. Sence bunu resimlemişti yani. Resim bir şekilde çıkıyordu, arkası açık. Şu an hani bildiğiniz efekt olarak eklemişler. Evet arkadaşlar, sütücü üstünden geldik. Çanakkale 1915 köprüsündeyiz. Gördüğünüz gibi sizler de bizimle beraber izliyorsunuz. Gerçekten güzel bir köprü olmuş. Yani bu taraflarda uçulduğunda gerçekten keyif verecek şeylerden birisi. Göstereyim sizlere de. Bir de bunun bir gece haline bakalım arkadaşlar. Şöyle bir gece haline de geçebiliriz. Evet, gece hali de arkadaşlar bizimle beraber görüyorsunuz şu an gece halini. Gece hali gerçekten apayrı olmuş yani. Bu şeyin gece hali gerçekten mükemmel olmuş söyleyebilirim. Gerçekten hoş olmuş. Çanakkale Köprüsü bu şekilde. Şimdi isterseniz Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp diğer köprüleri de ziyaret edebiliriz. Evet, İstanbul'daki köprülere geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an uçağımız kendisi gitmeye başladı. Şöyle ben bir devre alayım. Atatürk Havalimanı'na geldik. Atatürk Havalimanı'nda şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar, şu anki bende güncel halinde arkadaşlar. Solda çapraz mı sağda mı çapraz pist vardı. Onlar şu an kapalı bendeki haliyle arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada yapılar vesaire var. Yani o şekilde var şu an bende bulunduğu hali. Şöyle bir kalkış gerçekleştirelim arkadaşlar. Yuvan geldi. Ya bunu sürmesi gerçekten şu an keyifli olmuş arkadaşlar. Keyifli diyebilirim. Hatta üstüne yakıt tankları bile var şu an üstünde. Yakıt tankları bile duruyor. Gerçekten güzel olmuş. Şimdi köprülere doğru gidelim arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde Çanakkale'de olduğu gibi hem gündüz hem de gece şeklinde göstereceğim arkadaşlar. Evet, İstanbul üstünden gidiyoruz şu an arkadaşlar. İstanbul'da bizimle beraber görüyorsunuz. Camilerin yanından gidebiliriz. Bir tur gündüz geçeceğim, sonra dönüş alıp gecede geçeceğim arkadaşlar. Sonra İstanbul Yeni Havalimanı'na inişimizi gerçekleştireceğiz. Evet şöyle. Tabi ufak ufak donmalar başladı şehirde çünkü çok fazla yapı var.
Köprümüz burada arkadaşlar. Köprüyü göstereyim. Neredeyiz? Üsküdar taraflarındayız arkadaşlar. Köprümüz burada. Beşiktaş Üsküdar taraflarındayız. Devam ediyoruz aynı şekilde. Bu köprülerin olması gerçekten çok hoş yani. Ciddi anlamda gece uçuşları olsun, normal gündüz uçuşları olsun, İstanbul'a tam bir İstanbul havası kattı arkadaşlar. Şunu da şöyle altından geçebiliriz gibi. Gündüz yerleri bu şekilde arkadaşlar köprülerin. Gerçekten hoş ve güzel oldu. Tabii altından geçemedik. Diğerinden geçeriz artık. Evet, son köprümüz de karşıda arkadaşlar. Şurada yük gemileri vesaire var. Deniz trafiği var. Bu arada kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmasanız arkadaşlar, çok mutlu olurum. Gelişmemiz açısından bunu yapmanız gerçekten çok önem taşıyor. Ayrıca burada yayın yapmaya, video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Fakat biraz daha hafif seyretilmiş bir şekilde yapacağım. Evet, ilk köprü böyle göstererek işe başlayalım arkadaşlar. Son köprü, son Çanakkale'den önce yapılan son köprü burada bu şekilde. Şöyle gece haline de bir bakalım artık. Şöyle gece moduna girdim arkadaşlar. Geceyi aldım zamanı. Evet, gece halleri yani şu köprülerin gerçekten inanılmaz hoş ve güzel oldu yani. Cidden çok güzel olmuş. Microsoft simülasyon diyor ki ST Simulation'dan önce burayı yapsaydı yani gerçekten de güzel olabilirdi, fakat ST Simulation ve Simulasyon Türk'ün elinden geçen bu yerler de gerçekten çok hoş olmuş. Buradan tekrardan ellerine sağlık. Gerçekten tam bir keyif vermiş. Şimdi diğer köprülere doğru ilerleyelim arkadaşlar. Evet, Afterburner'da burada bu şekilde çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok hoş da yapmışlar az çok. Güzel olmuş F16. Diğer köprüye doğru hızlıca ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradaki köprüyü de böyle göstereyim. Göstermem gerekirse buradaki köprü de bu şekilde. Gece halini gösteriyorum sizlere. Cali böyle kıpkırmızı. Yani gerçekten çok hoş olmuş. Çok hoşuma gitti buralar. O köprümüz de karşıda. Sonra İstanbul yine havalimanına, hatta Sabiha Gökçen havalimanına iniş yapabiliriz burada. Sabiha Gökçen biraz daha yakın. Buraya inebiliriz. Benim de fazla vaktim olmadığı için arkadaşlar hızlıca videoyu sizler için yetiştirmeye çalışıyorum. Şöyle. Evet. Buradaki köprü de bu şekilde arkadaşlar burada. Arkadaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru ilerliyoruz. Havayı gerçek zamanlı havaya geri çektim. Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru ilerleyelim. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın oradan görüşmek üzere. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru gidiyorum. Bu uçağın arkasında duman da bırakıyordu arkadaşlar. Hani gösteri amaçlı kullanmak isterseniz bir şekilde bunun arkasından duman da çıkıyordu. Fakat ben o dumanı bulmuş değilim. Hatta bulamadım daha doğrusu. Hani henüz elime geçmedi o dumanı. Bulsaydım gerçekten hoş olabilirdi. Bu uçak güzel, detaylı yapılmış, fakat hani Microsoft'un bu konuda yapacağı ne var? Bu füze müze atma vesaire de olsaydı aslında tadından yenmezdi. Tekereğimizi açabiliriz. Hava frenlerimizi açalım. İnişimizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle de tekrar göstereyim buradan. Evet arkadaşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı burada. Şimdi yavaşlıyoruz havalimanına iniş için. Hızımız en hızlı bir şekilde yavaşlıyor. Şöyle havalimanına da biz yaklaşıyoruz. Pegasus'a ait 994 sefer sayılı uçuş da sanırım orada şu an ya bizi bekliyor ya da bilemiyorum artık. Ne oluyor orada? Kalkış mı yaptı, geliyor mu, çözmüş değilim şu an tam. Evet, iniş yapmış arkadaşlar. Ya Dort ya Düsseldorf gibi bir yerden gelmiş. Yani Almanya'nın bir şehrinden gelmiş artık. Tam çıkaramadım. Gitmediğim için fazla Almanya taraflarına MSFS'de. Tam çıkarmış diyelim ama. Şu an tam papiye göre tam şeydi işte. Tam. Biraz şey geldik. Şöyle. Tamam, güzel geldik. Evet, güzel geldik bu arada. Evet, inişimiz güzel oldu. F-16 ile beraber güzel bir iniş gerçekleştirdik. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoda Türkiye'deki bulunan tüm köprüleri göstermeye çalıştım. Tüm köprüler demeyeyim de böyle Boğaziçi köprülerini, Boğaz köprülerini göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videomuz bugünlük bu kadardı.
Bu videonun hemen ardından ilerleyen süreçlerde mesafesi için şöyle gördüğünüz gibi trafik kaplamaları, yükleme falan vesaire girecek arkadaşlar. Şöyle hatta frenlere basayım. İlerleyen süreçlerde dediğim gibi mesafesi için böyle bir trafik yükleme olayı falan girecek, trafik kaplaması. Bugünlük bu videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.